Her geçen gün literatür artmaktadır. Makaleler, derlemeler ve bilimsel yayınların sayısında hızlı bir artış vardır. Bu hızlı artıştan kaynaklı literatür özetini çıkartmak giderek zorlaşmaktadır. Bibliometrik çalışmalar belirlenen bir alanla ilgili literatürü tarayıp özetini çıkartarak uygulamacılara, araştırmacılara, özellikle genç araştırmacılara yeni bir yön çizmekte yardımcı olacaktır. Başka bir deyişle görselleştirme yollarıyla ve bilgi alanının akademik alanını keşfedebilir, araştırmacıların hangi soruları yanıtlamaya çalıştıklarını bulabiliriz. Standart derlemeden bibliometrik analizin farkı ise son yıllardaki bu literatürdeki artış, akademisyenlerin daha kapsamlı analizler yürütmesini her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır. Yararlı klinik tedaviler bulmak ve mevcut araştırma noktalarını izlemek için geniş literatürü sıralamak karmaşıktır. Tek bir derlemeden genellikle daha derinlemesine ve içerik olarak sınırlı olduğu için genç araştırmacıların bu disiplindeki mevcut araştırma hakkında genel bir anlayış sağlamalarına çok elverişli değildir. Değerlemelerde alıntılanan makaleler yazarlar tarafından subjektif olarak seçilir ve sınırlı sayıda atıf yapılan makaleler ve subjektif değerlendirme bilgi kaybına ve bazı önemli çalışmaların gözden kaybolmasına neden olabilir. Okuyucunun konunun gelişimi ve popüler temaların gelişimini tek bir derleme yoluyla öğrenmesi zordur. Bibliometrik analiz ise belirli bir dönemdeki eğilimleri incelemek için en iyi araçlardan biri olarak kullanılabilir ve daha kapsamlı nesnel sonuçlar yanı sıra belirlenen alandaki çalışmalara ilişkin anlamlı içgörüler sağlayabilir. Bibliometri terimi matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin akademik çalışmalara uygulanarak analiz edilmesidir. İlk bu terim Picard tarafından 1969 yılında çıkartılmıştır. Ancak her ne kadar yeni gözükse de bibliometrik çalışmalar 1890'lı yıllara kadar gitmektedir. Bibliometrik çalışmaların amacı ise geçmiş, şimdiki ve gelecekteki yayıncılık eğilimlerini tahmin etmek, yayıncıların, bireysel yazarların, kuruluşların ve ülkelerin üretkenliğini tahmin etmektir. Yani ana çalışmalara ve alana yön veren konu başlıklarına genel bir bakış açısı edinmemize yardımcı olur bibliometrik çalışmalar. Bibliometrik analizler ile bir çalışma alanı ile ilgili bazı temel soruları cevaplayabiliriz. Oluşturacağımız çalışmanın genel bir çerçevesini bu soruları cevaplayarak çizebiliriz. Seçilen çalışma alanındaki yayınların yıllık büyümesi nedir? Yani o seçtiğimiz alan hala büyümekte olan bir alan mı? Yoksa artık bu alan büyümüyor ve bu alanda çalışmalar artık yapılmaya devam etmiyor mu? Bunu görebiliriz. Ya da başka bir alana kaymış olabilir alandaki çalışmalar. Web of Science veri tabanındaki atıf eğilimlerini ve kullanım sayılarının neler olduğunu cevaplayabilir. Çalışma alanı ile ilgili yayınlar nasıl dağılıyor? Yayınların dağılımını görebiliriz. En etkili ülkeleri, dergileri ve enstitülerin hangilerine olduğunu ve bu ülkelerin, dergilerin o seçtiğimiz alanın alt alanlarında hangisinde daha yoğun olarak çalıştığını görebiliriz. Hangi çalışmalara daha çok atıf yapıldığını alt konular olarak görebiliriz. Araştırma konusunda ortaya çıkan trendleri yakalayabiliriz. Güncel yayınların nasıl dağıldığını, hangi anahtar kelimeler ile ilişkili olduğunu görebiliriz. Bu analizler sağlık hizmetleri araştırmalarında yapısı gereği çok fazla kullanılmaktadır. Belirli bir alandaki eğilimleri kapsamlı bir şekilde anlamak için çok kullanışlı bir araçtır. Bibliometrik analiz tanımlama sürecinde ise belirli adımları izleyeceğiz. Araştırmanın hedefini öncelikle belirlememiz gerekiyor. Bu çalışmanın beklenen sonucunun ne olduğu, çalışmanın konusunun ne olduğunu çalışmanın başında hedefimiz olarak belirlememiz gerekiyor. Hedefimizi doğru belirledikten sonra araştırmanın tasarımını yapacağız. Sadece atıf verilerini kullanarak mı bir çalışma yapmak istiyoruz? Yoksa farklı bibliometrik analiz kombinasyonlarını mı kullanacağız? Bibliometri ve görselleştirme gibi, bibliometri ve içerik analizi gibi farklı çalışmaları mı birleştireceğiz?
tamamen araştırma hedefimizin odaklanacağı bir tasarım şekli oluşturmaya başlıyoruz. Daha sonra en önemli kısımlarından bir diğeri de bibliometrik veri perdesinin oluşturulması. Bu kısım gerçekten çok önemli çünkü bu kısımda oluşturduğumuz veriler üzerinden analizleri yapıyoruz ve bu analizler sonucunda çalışmamız şekilleniyor. Eğer veri perdemiz araştırmanın hedefini tam olarak tutturuyorsa çok güzel bir analiz yapabiliriz. Ama bazı şeyleri gözden kaçırdığımız zaman literatür taramakta eksiklikler olabilir ya da analizlerimiz yanlı olabilir. Bu yüzden bibliometrik veri perdesini oluşturmak bizim için çok önemli. Metodoloji ve yazılım kısmını oluşturuyoruz burada da. Metodolojimizin ne olacağına karar vereceğiz. Bibliometrik analizle ilgili kullanılan farklı yazılımlar var. Arda, Sitespace'de, Bossweaver gibi birçok bibliometrik çalışmalar var. Bibliometrik analizleri yapan yazılımlar var. Bunlardan hangisini kullanacağımıza, görselleştirme ile birleştirmeyeceğimize karar veriyoruz. Bu noktada bibliometrik analizi herhangi bir yazılım kullanmadan da yapabiliriz ama büyük veri kümeleriyle çalıştığımız için yazılım kullanmak işimizi daha da kolaylaştırıyor. Metodolojimizi de baştan belirledikten sonra analiz ve sonuçlar kısmına geçiyoruz. Burada analizleri kullanacağımız programla ya da tanımlayıcı istatistikleri Excel'de kendi oluşturacağımız bir programla yapıyoruz ve istediğimiz analizleri yaptıktan sonra sonuçlarımızı yorumluyoruz. Yorumlama kısmında araştırmanın hedefini tam olarak tutturamadığımız ya da bir şeylerin eksik olduğunu, bir şeylerin örtüşmediğini düşünüyorsak başa dönüp metodoloji ve yazılımda bir takım değişiklikler yapabiliriz. Burada yapacağımız örneğin kümeleme analizlerinde farklı indeksleri, farklı algoritmaları kullanarak tekrar analizlerimizi yapabiliriz. Yine yaptık, aynı sonucu alamadık diyorsak bibliometrik veri perdesinden araştırmanın hedefine doğru geriye adımları takip ederek yeniden araştırmayı şekillendirmemiz gerekiyor. Web of Science veri tabanı oldukça popüler bir veri tabanı olduğu için ve üniversitemizden kolaylıkla erişilebildiği için ben analizlerde kullanacağım verileri buradan indiriyorum. Üniversitemizin sayfasından araştırma ve Web of Science seçtiğimiz zaman direkt bağlanabiliyoruz. Burada söylemek istediğim şey Web of Science Core Collection platformu en önemli kaynaklardan birisidir. Çünkü yüksek kaliteli bilimsel dergilere ve açık erişimli dergiler de dahil hakemli dergilere ve yayınlara erişim sağlamaktadır. Medline, Biosys gibi konu odaklı veri tabanları mevcuttur. Ancak Web of Science Core Collection etkili makalelerin tam kayıtlarını, başlık, yazar, yayın bilgisi ve soyut referansları elde etmek için uygun bir yayın tabanıdır ve ikinci daha az öneme sahip makaleleri ortadan kaldırdığı için tercih ediyoruz. Bütün alanlar üzerinden araştırma yapabiliriz. Bu basic arama, basit arama ama buradaki aramalarda bazı operatörleri, arama operatörlerini kullanarak istediğimiz sonuca, istediğimiz odak sonuca ulaşabiliyoruz. İstersek sadece konu olarak, başlık olarak ya da yayın yılı olarak arama yapabiliyoruz. Eğer ki daha gelişmiş bir arama istersek, onun için de daha gelişmiş bir arama için direkt Web of Science'dan reklam yazar gibi konuyu yazıp, ekleyerek ve operatörleri kullanarak bir arama şekli belirleyebiliriz. Bununla ilgili detaylı bilgileri Web of Science'ın kendi sayfasında da var. O yüzden biraz hızlı geçeceğim. Burada söylemek istediğim, önce aramayı örnek vermek gerekirse COVID üzerinden yapalım. COVID ile bağlantılı olabileceğini düşündüğüm anahtar kelimeleri çıkartıyorum. COVID ya da COVID-19. Burada tırnak işaretini COVID'e koymaya gerek yok ama bütün bir phrasal verb gibi ikili bir şeyi arayacaksak tırnak işareti koymamız gerekiyor. Korona, pandemik, ilişkili olduğunu düşündüğüm, aklınıza gelebilecek bütün şeyleri, anahtar kelimeleri yazıyoruz. Herhangi bir sınırlama koymadan çalıştırıyorum, arama yapıyorum ve 488.000 civarında bir çalışma geliyor. Bu çok yüksek miktarda bir çalışma. Bunların bibliometrik analizini yapmak çok anlamlı olmayabilir. Çünkü kategoriler çok farklı. Hepsi ayrı
sonuçlar verebilir. Ki burada Citation Report'u kendisi de veriyor bazı çalışmalarda, yüksek miktardaki çalışmalarda vermiyor Web of Science. Buradan bizim arama kriterlerimizi tekrar düzenlememiz gerekiyor. Yani aslında çalışmayı yapacağımız asıl odak noktaya doğru gitmemiz gerekiyor. Bunun için örneğin doküman tipini değiştirdik. Sadece makale aldık. Yayın yılını ekledik. Web of Science kategorisini değiştirdik. İngilizce yaptık yayın yılını. Belirli kriterleri kullanarak kendi istediğimiz alana hitap eden yayınları çekiyoruz. Burada da 5342 tane yayın elde ediyoruz. Ve burada biraz önce ki yayında biraz önceki slide'da görünmeyen Citation Report burada görünmeye başlıyor. Çünkü yayın sayımız daha da azaldı. Buradan bir özet kendisi Web of Science bize sunabiliyor. Buradan ne görebiliriz örneğin? Yayınların hala popüler olup olmadığını görebiliriz. Çünkü yayınların yıl içerisindeki dağılımını veriyor bize. Hash indeksini, alanın hash indeksini veriyor. Evet bu 121 oldukça yüksek bir hash indeksi. Şu an popüler bir konu ve çalışmaya devam ediliyor. Yani yeni bir araştırmacı ilk yaptığı bu çalışmaya Web of Science'ın sadece kendi Citation Report'una bile bakarak bir ön karar verebilir. Atıfları nasıl olduğunu, ortalama atıfı buradan görebilir. Ve hatta raporun altında Excel dosyası olarak indirebileceğiniz en çok atıf almış makaleleri de bulup buradan çalışmanız için genel bir hat çıkartabilirsiniz. En önemli şeylerden bir tanesi anahtar kelime. Araştırma alanını ve araştırma sorusunu içine alacak, tam olarak odağımızı hedefleyecek anahtar kelime seçimi bizim için çok önemli. Çünkü bu anahtar kelime sonrasında oluşturduğumuz verilerden, veri kümesinden çalışmayı yapıyoruz. Ve çalışmanın ana kaynağı da bu veri kümesi. Bu veri kümesi üstünden yaptığımız analizlerin doğru olabilmesi için anahtar kelimelerimizin de tamamen istediğimiz alana hedefleyen doğru kelimeler olması gerekiyor. Bunun için yapabileceğimiz, araştırmaları yapabileceğimiz kolaylıklar sağlayan bazı operatörlerimiz var. Hedefimizi belirlerken araştırmayı örneğin aspartam ve kanser ilişkisi üzerine yapacağız. Diyeceğiz ki ben araştırmamı aspartamın kansere neden olduğu ya da olmadığı ile ilgili çalışmaları derleyerek bunun üzerine yapmak istiyorum. Bunların arasında bir ilişki var mı? Bunun üzerine yapmak istiyorum. Dediğiniz zaman AND operatörünü kullanabilirsiniz. Çünkü hem aspartam içeren makaleleri hem de kanser içeren makaleleri aynı anda alıyor. Bir kesişim kümesi alıyor. Ama derseniz ki ben tatlandırıcılar üzerine bir araştırma yapmak istiyorum. Tatlandırıcılarla ilgili bir yazı olsun istiyorum. O zaman da tatlandırıcılara hitap edecek aspartam, sakarin, tatlandırıcı gibi anahtar kelimeleri OR operatörüyle, yani kümemizi büyütüyoruz, bir birleşim elde ediyoruz. Tüm tatlandırıcıları içine alacak şekilde bir arama yapıyoruz. Hariçte tutabiliriz. İstediğimiz araştırmadan bazı şeyleri çıkartmak istiyorsak o zaman da MAT operatörüyle çalışacağız. Aynı matematikteki önermeler gibi istediğimiz konuya hedeflenecek bir arama oluşturmak zorundayız. Bize yardımcı olabilecek başka Joker karakterler mevcut. Bu Joker karakterlerde aramalarımızı yaparken her şeyi tek tek yazmak ya da bazı gözümüzden kaçmasını istemediğimiz yayınları ele almak istiyorsak, örneğin karbonla ilgili içinde karbon geçen bütün kelimeleri alan bir yayın yapacağım dersek hem sağına hem soluna tırnak yıldız işareti koyarak karbonu arattırabiliriz. Bu hiçbir karakteri değiştirmeden ya da daha fazla karakter ekleyerek içerisinde karbon geçen kelimelerin tamamını çıkartacaktır. Burada aramaları yalnızca İngilizce'de yapabiliyoruz. Başlık ve konu aramalarında Joker karakterden önce en az 3 karakter gelmesi gerekiyor. Yayın yılı araması yaparken Joker karakter kullanamıyoruz. Bunlar çerçevesinde özellikle hepsini seçtiğimiz zaman yapacaksak bir sıkıntı yok. Örneklerde de gösterildiği gibi yıldız karakteriyle istediğimiz gibi içinde geçen kelimeyi arayabiliriz. Ya da dolar işaretini kullanabiliriz. Bu da özellikle
Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasındaki farklar da işe yarıyor. Yani hem İngiliz İngilizcesiyle yazılmış makaleleri hem de Amerikan İngilizcesiyle yazılmış makaleleri bir arada bulabilirsiniz. Bir karakterin değiştiğini, hiç ya da bir karakterin değiştiğini düşündüğünüz durumlarda dolar kullanabiliyoruz. Mesela bazı kelimelerin çoğulları için de kullanabiliriz. S takısı geleceği için çoğulunu kendisini yazarız, ana kelimeyi yazar, sonuna dolar işareti koyduğumuzda o kelimenin varsa çoğulunu da işlemi alacaktır. Soru işareti ise sadece bir karakteri değiştiriyor. Örneğin organization'da S ile mi, Z ile mi hangisinin olduğunu bilmiyorsak, emin değilsek ve hepsini beraber alsın istiyorsak orada değişen karakter yerine soru işareti koyup bunu da bu şekilde arattırabiliriz. Web of Science'dan verileri indirme kısmına geldik. Burada verileri dışarıya aktaracağız. Hedefimize uygun, istediğimiz tarzda verilerimizi seçtik. Arkasından bunları indirmemiz gerekiyor. Kullanacağımız programın özelliğine göre hangi veri tipi dosyasını indireceğiniz değişir. VoiceWeaver'la ya da Sitespace'de çalışacaksanız Plaintext file sizin için yeterlidir. Bunun ikisini de iki dosyayı da Sitespace'de, VoiceWeaver'da çalıştırır. Ancak derseniz ben işlemler yapmak istiyorum, buradan Excel dosyası oluşturmak istiyorum. Tek delimited file da indirebilirsiniz. Text'ten tekrar Excel'e değiştirip daha sonra tekrar text'e dönüştürüp bu işlemi yapabilir ve içerisinden veri ayıklamasını kendiniz yapabilirsiniz. Ancak bu dönüşüm işlemlerinde bazı veri kayıpları olabiliyor, kaymalar olabiliyor. Bazı referanslar çok uzun geldiği için bir sonraki satıra kayabiliyor ve orada onu almayabiliyor. O yüzden baştan doğru kelimeleri seçip doğru şeyleri alana hitap eden makaleleri verdiğine inanıyorsanız direkt hiç oynama yapmadan Sitespace'de ve VoiceWeaver için Plaintext file dosyasını indirebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla Arda BigText'e indirebiliyorsunuz. Verileri kaydederken 1000'e kadar kayıt alabildiğini söylüyor ancak biz 1500 arası kayıt almayı tercih ediyoruz. Çünkü işlem kaybı ve kayması olabiliyor. Ve Sitespace için Full Record and Cited referansı hesap ediyorum. Çünkü sadece makalenin anahtar kelimelerini, başlığını, özetini almıyor. Aynı zamanda o seçtiğimiz makalelerin verdiği atıfları da alıyor. Yani bu açıdan yani hem biz normal seçtiğimiz makaleleri hem de onların verdiği atıfları aynı anda çoklu olarak analiz edebiliyoruz. Sitespace'de ortak atıf ağlarını analiz etmek için kullanılan en popüler yazılım araçlarından birisidir ve Xiaomi Chen tarafından geliştirilmiştir. Kendi sayfasından Sitespace'i indirebilirsiniz. Ücretsiz versiyonu ve ücretli versiyonları var. Ve ücretli versiyonunda nasıl kullanılacağıyla ilgili detaylı bir kitap da yayınladı. Kendisi aynı zamanda çok mütevazi bir insan, yardımcı da oluyor. Kafanıza takılan herhangi bir şey olduğunda kendisiyle iletişime geçerseniz kesinlikle cevap veriyor. Sitespace'i çalıştırdığımız zaman onaylıyoruz. İndirdik. İndirdikten sonra çalıştırdığımızda direkt onaylıyoruz. Ve onayladığımızda önümüze böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda önce yapacağımız analiz için yeni bir dosya oluşturmamız gerekiyor. Yeni dosyayı oluşturduktan sonra seçtiğimiz dosyayı çağırıyoruz. Dosyamıza kendi isim verdiğimiz isim bu, Bray. Buradan daha sonra zaman aralığını seçiyoruz. Zaman aralığını ilk dosyayı belirledikten sonra seçerseniz tekrar seçmenize gerek yok. Space'te notlarla çalışacağız. Notlara göre farklı analizler yapacağız. Ağları oluşturmak için çeşitli düğümlerden yararlanacağız. Bunlar eğer referanssa, referansı seçersek, referans analizlerini yani o seçtiğimiz literatürdeki makalelerin verdikleri referanslar üzerinden analiz yapacağız. Yazarları seçersek, yazarların analizini, kurumların analizini, ülke analizlerini, istediğimiz analizleri not bazında tek tek yapacağız.
Sciespace'te son ağları oluşturmak için, kayıpları örneklemek için çeşitli yollar sağlar. Bu kriterler düğüm seçim kriteri olarak da bilinir. Varsayılan seçim kriteri olarak G indeksi gelir. G indeksi H indeksinden biraz daha farklıdır. H indeksinin bazı zayıflıklarını gidermek için geliştirilmiş bir indekstir. Bunun dışında top N, top N yüzde ve threshold indekslerini de kullanabiliriz ama threshold indeksi oldukça karmaşıktır, tavsiye edilmez. Top N ya da top yüzde belki o da karmaşıktır. O beraber kullanılması gerekir top N'le. Top N'i de yapacağımız analizin kümelemesini yaptığımızda eğer daha sağlam, daha iyi bir kümeleme analizi istiyorsak bunun için eğer G indeksi bize vermediyse top N'de de deneyebiliriz. Hatta şöyle de yapabiliriz. K indeksi var. K indeksinin sayısını değiştirerek istediğimiz analizlerin daha düzgün, daha toplu bir A haline gelmesi için K indeksinden hareket edebiliriz. Çalıştırıyoruz programı. Çalıştırdığımız zaman bize oluşturduğumuz A'daki not sayısını ve bağlantı sayısını veriyor. Ve en son görselleştir dediğimiz zaman ağımızı bize görselleştiriyor. Sol tarafta yazar bazında yapılmış bir analizin görseli bu. Sol tarafta yazarların isimleri ve yazarların seçtiğimiz zaman dilimi ve seçtiğimiz konuyla ilgili yaptıkları toplam yayın sayısı. 28 mesela örnek verirsek. Buradaki 28 bu yazarın yaptığı o yıllar içerisindeki tüm yazılar değil. O konuyla ilgili yaptığı yazılardır. Bazen yapılan analizle ilgili bir yorum geliyor. İşte bu yazar daha fazla aslında yayın yapmıştı. Neden bunu aldınız diye. Ama bizim aldığımız oradaki odak noktası o konuyla ilgili yazarın yapmış olduğu yayın sayısı. Sciespace düğümlerden ve notlardan oluşuyor. Görselleştirme ve bilgi haritalarını oluştururken düğümlerle seçtiğimiz notları temsil ediyoruz. Yazarlarsa yazarları, ülkeler, kurumlar, referanslar hangisini seçmişsek bu notlarla onu ifade ediyoruz. Bağlantılar da bu notlar arasındaki bize bağlantıyı veriyor. Düğümler Sciespace'in analitik ögelerinden oluşuyor. Düğümün boyutu da bir düğümün toplam birlikte oluşma sıklığını gösteriyor. Düğümün kalınlığı ve halkanın rengi de bu ögenin birlikte oluşma zaman dilimlerini gösterir. Biraz önceki slaytta örneğin renkli bir çubuk var yukarıda. Burada 2010 yılından 2021 yılına kadar renklerin değiştiğini görüyoruz. Her renk bir yılı temsil ediyor. Aynı şekilde düğümlerde de öyle. Düğümlerde de renkler o yazarın yıllar içerisindeki yaptığı yayın sayısını gösteriyor. Bağlantılarda da, düğümler arasındaki bağlantılarda işbirliklerini, birlikte oluşumları gösteriyor. Bu da bize alıntıların, ortak alıntıların kalınlığı daha fazla olmasını, rengi de yılını temsil edecektir. Bu grafiklere bakarak yazar hakkında, ortak bağlantıları hakkında, işbirlikleri hakkında ve yazarın ne kadar aktif olduğu ile ilgili yorum yapabiliriz. Oluşturduğumuz ağın bir kalitesini ölçmek istiyoruz ve bunun için de kümeleme analizinde özellikle ortalama silüet değeri ve modelite Q indeksini ve merkeziyet değerini kullanıyoruz. Sciespace'de yaptığımız görselin çıktısını kaydettiğimiz zaman yukarıda bir kutu oluşacaktır. Bu kutu içerisinde de Sciespace'in hangi sürümünü kullandığımız, ne zaman yaptığımız, hangi dataları nereden aldığımız ve seçim kriterlerimizden not sayısına, modelite Q ve min silüet değerlerine kadar bütün değerleri veren bir kutucuk göreceğiz. Çünkü zaman içerisinde farklı farklı analizler yaptığında hangisini, nerede, ne zaman yaptığınızı ve hangi özellikle analizi yenilemek isteyen bir başkası için hangi seçim kriterlerini kullandığınız önemlidir. Ve bunları her seferinde kaydetmek yerine program sınırınıza kaydediyor. Bu görseli gönderdiğiniz zaman sizin verileriniz üzerinden direkt kutudaki yazan seçim kriterlerini belirleyip aynı analizi başka birisi tekrar edebilir. Ağın kalite yapısından bahsederken Q
Kümelerin homojenliğinden bahsedeceğiz. Ortalama silüet puanı, kümelerin yüksek kalitesini gösteren yüksek puanlı kümenin homojenliğini ölçer. Yani bir kümenin kendi içerisinde ne kadar homojen olduğunu, kendi içerisinde birbirleriyle ne kadar benzeştiğini gösterir ve genellikle 0.7'den büyük olması gerekir. 0.7'den büyük ise bu kümeler güvenilirdir. Bir diğer metremiz ise moderatif Q değeri. Bu da kümeler arası örtüşmeyi ölçer. 0.3'den büyük bir küme, bir değer, kümeler arası örtüşmenin çok fazla olmadığını gösteriyor. Bazen kümeler birbirleriyle çok benzerdir ve çok üst üste gelir, iç içe geçer. Bu durumda 0.3'den daha küçük bir değere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kümeler üzerinden yorum yapabilmemiz için, anlamlı olduğunu söyleyebilmemiz için bu değerlerin istenilen değerlerden daha yüksek olması gerekiyor. Bir diğer önemli metremiz ise merkeziyetçilik değeri. Merkeziyetçilik değeri 0.1'den büyük ise yüksek etkiye sahip bir düğümden bahsediyoruz. Her düğümün merkeziyetçilik değeri 0.1'den büyük olmaz. Düğümler arasında birden büyük olan değerler için diyebileceğimiz şey şudur. Bu düğüm kilit noktadadır. Diğer düğümleri birbirine bağlamada önemli bir göreve sahiptir. Örneğin etkili bir yazarı bu düğüme bakarak bulabilirsiniz. Diğer yazarları birbirine bağlamada etkili bir konumdadır. Ya da etkili bir ülkeyi, etkili bir kurumu merkeziyet değerine bakarak anlayabilir. Kümeleme analizimizi yaptığımızda kümeler benzer gözlemlerin kümelerini aynı kümelerde gruplandırma içeren yaygın bir istatistiksel yöntemdir. Farklı algoritmalar kullanarak çalışır. Bir küme belirli bir ağdaki diğer grubun makalelerinden birbirine çok benzeyen bir makale grubunu ifade eder. Bir ağı bir kümeye ayırmanın gücünü ölçmek için modelitarlık optimizasyonuna bağlı algoritmalar kullanılır. Burada kümeleri seçmemiz demek aynı zamanda alanın alt alanlarını belirlememiz demek. Örneğin referanslarla ilgili bir küme yaptığımızda A'daki referansları evet görebiliyoruz ama bu A'da en çok referanslar hangi alanda verilmiş? Alt alanda verilmiş. Yani ana konumuz var. Ana konumuzun alt alanlarından hangisine daha çok odaklanılmış? Nerede daha çok referans veriliyor? Bunu bulmak için kümeleri kullanıyoruz ve hangi alanların alt alanların daha aktif olduğunu da görebiliyoruz. Kümelerin özet tablolarında ise kümeler sıfırdan başlayıp sayısal olarak değerler alıp gider. Sıfır en büyük kümeyi temsil eder. Mesela sıfır kümesi 111 boyutlu. Bu boyut not yani düğüm sayısıdır. Sıfıra ait kümede 111 tane not vardır ve silüet değeri 0.7'den büyük olduğu için evet bu küme anlamlıdır. Ve bu kümedeki yayınların ortalama yayın yılı 2000 yılıdır. Sıfırıncı küme için. Hepsini böyle tek tek tabloya bakarak analiz edebiliriz, gözlemleyebiliriz. Bu tabloda görüldüğü gibi bazı kümelerin sırası normal sırayla gitmiyor. Mesela 12'den 17'ye atlamış. Aradaki kümeler görünmüyor. Çünkü program otomatik olarak silüet değeri 0.7'den hatta 0.5'ten küçük olan değerleri almıyor. Almadığı için de bunlar anlamlı bir küme oluşturmuyor ve o kümeleri değerlendirmiyoruz. Sadece programın silüet değeri uygun olan kümeler üzerinden verdiği bir çıktıyı görüyoruz. Analizlerimizi yaptık, kümelerimizi de yaptık. Şimdi bu kümeler içerisinden hangisinin daha güncel olduğunu gözlemleyebilmemiz için zaman çizelgesi kullanacağız. Zaman çizelgesi örneğin birinci kümede baktığımız zaman 2007 yılıyla 2013 yılları arasında notlarda bir artış, bir yoğunluk var. Diyebiliriz ki bu alanda o dönemdeki çalışmalar özellikle 2011, 2007, 2008 arasındaki çalışmalar incelenmelidir, bakılmalıdır. Bu çalışmalarda ne var? Gözlemlemeliyiz. Örneğin burada bir teorem geliştirilmiş olabilir, farklı bir uygulama geliştirilmiş olabilir, farklı bir tedavi şekli olmuş olabilir. Bu alan incelenmelidir diyoruz ve arkasından bu kümenin hala günümüzde de aktif olarak devam ettiğini gözlemliyoruz.
Mesela küme 10'da aktif olarak devam eden kümelerden. Kümelerin aktifliğini günümüze gelen ağların yapısından görebiliriz. Bazı kümeler aktif değildir ama bu demek değil ki bu alanda artık çalışma hiç yok. Bu artık o küme başka alanlara kaymıştır. Başka alt alanlarda bu çalışmalar içerisinde yapılıyor demektir anlamında kullanacağız. Farklı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların en popüler yıllarını görmek için atık patlaması analizlerini kullanabiliriz. Burada atık patlaması yazarlar bazında baktığımızda ilk 3 yazar son yıllarda atık patlaması yapmıştır. Yani bu ne demek? Kısa zamanda beklenenden daha hızlı atık almıştır ve popüler çalışmalardır diyebiliriz. Yani atık patlamasına girmiş yazarı alanda ben hiç duymadım diyebilirsiniz de ama o alan içerisinde normalde beklenen yazıların haricinde daha yüksek atık aldıysa bu yazar atık patlamasına girer. Bu yazarın çok aktif olması da gerekmez. Çok az yazısı da olabilir ama o yazdığı yazı kısa zaman içerisinde hızlı atık almış olabilir. Sitespace'in dışında başka kullanılan bir program da Ghostweaver'dır. Ghostweaver'da da yine istediğimiz not tipleriyle aynı mantıkla notlar ve linklerle çalışacak. Ücretsiz olarak sayfasından indirebilirsiniz. İndirdikten sonra yazar, co-authorship, yazarlar ya da co-citation analizleri buradan yapabilirsiniz. Buradaki görsel görüntü ise Sitespace'dekinden biraz daha farklı ama benzer. Yine burada da linkler ve notlar var. Burada otomatik olarak kümeliyor. Her renk bir kümeyi temsil ediyor. Burada yılları değil, her renk bir kümeyi temsil ediyor. Yazarların ait oldukları kümeleri buradan görüyoruz. Aynı indirdiğiniz veri perdesiyle iki programla çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi yapılmış bazı çalışma örneklerini vermek istiyorum. Bu bizim arkadaşlarımızla beraber yaptığımız bir çalışma. Örneğin bu çalışmada önce çalışmanın amacını belirledik. Amacımız lumbar spinal stenosis ile ilgili araştırmadaki eğilimleri ve güncel konuları belirlemekti. Önce bunun için bizim yapmamız gereken en önemli şey anahtar kelimelerimizi çıkartmaktı. Yani istediğimiz alan anahtar kelimelerinden oluşacak bir yapı belirledik ve bu anahtar kelimeleri girip bütün şeyleri alanımıza hitap eden, lumbar spinal stenosis'e hitap eden bütün araştırmaları indirdik. Peki bundan sonra zaman aralığını belirlememiz gerekiyordu. Eğer bir çalışmanın geçmişten günümüze gelen bütün hepsine, bütün alanın gelişimini görmek istiyorum derseniz bir zaman aralığı sınırı koymadan da yapabilirsiniz. Ama bizim için önemli olan bundan sonraki eğilimi mi? Yoksa şimdiye kadarki bütün geldiği zaman mı onu araştırmanın başında belirlememiz gerekiyor. Zaman aralığında biz gelecek çalışmaların trendlerini merak ettiğimiz için 2010 ile 2020 yılına kadar verdik. Çünkü çalışma zaten 2021 yılında yayınlanmıştı. Dili de İngilizce seçtik. Genellikle İngilizce seçiliyor. Çünkü yaptığımız çalışmanın daha bir genellemesini yapabilmek istiyorsak dili İngilizce seçmemiz gerekiyor. Doküman tipini de derleme ve makale olarak belirledik ama siz isterseniz diğerlerini de dahil edebilirsiniz. Tamamen araştırmanın başında verilecek kararlar. Toplam 6274 makaleden iki arkadaşımız, cerrah olan iki arkadaşımız ilişkili makalelerin ne olduğunu, ne olmadığını inceleyip 4033 makaleye kadar indirdi. Ham verilerimiz üzerinden bibliometrik analizleri yaptık. Ve analizler sonucunda da yayınların sayısını, ülkeleri, kurumları, dergileri, yazarları, atıf alan kaynakları ve anahtar kelimeleri hepsini Sitespace yardımı ile analiz ettik. Bu çalışmamız kısa sürede atıf aldı. Yapılan çalışmaların en önemli kısımlarından bir tanesi sadece analizleri yapmak değil, yaptığımız analizleri o seçtiğimiz alanda gerçekten uzman bir kişinin görüşüyle, bilgisiyle birleştirerek yorumlamak. Ekip çalışması olduğunu düşünüyorum. Eğer çalıştığınız ekipte gerçekten bu konuda bilgili insanlar varsa
ve o konuyu tamamen bilgileri dahilinde yorumluyorlarsa çok güzel şeyler çıkıyor. Çünkü yaptığımız analizler ne kadar anlamlı, ne kadar tutarlı bunları belirleyecek olan kişiler o uzman ekip. Mesela buradan neyi çıkarttık? Bazı en çok atıf almış makaleleri çıkarttık. Bu alanda çalışmak isteyen genç bir araştırmacı direkt bu makaleye bakıp nelerin trend olduğunu, nelerde çalışması gerektiğini, hangi referanslara bakması gerektiğini çıkartabilecek. Sonuçlarımızı özetledik. Ve en son makalemizi bitirdik. Bir diğer çalışmamız da beyin cerrahisinde yaptığımız bir çalışmaydı. Bu çalışmada da yine en önemli şey konumuzu belirledikten sonra pediatrik beyin tümörüyle ilgili keywordleri belirledik. Bütün keywordleri belirledikten sonra çalışmamızı yavaş yavaş azaltmamız gerekiyordu. Bir odak noktası belirlememiz gerekiyordu. Araştırma kategorimizi belirledik. Kategoriden sonra dili İngilizce seçtik. Zaman periyodunda 2000'den 2021'e kadar aldık ve 4019 çalışma üzerinden araştırmamızı özetledik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim.